Peki biraz da Trabzonspor'dan bahsedelim. Yine e, savunmadaki e, yarasından bahsettik. Tabii ki savunma oyuncuları Trabzonspor'da gündeme geliyor sürekli. Şöyle bir e, gazetelerimize bakalım e, Trabzonspor haberlerimize. Özellikle e, iki transferini dün e, söylemiştik Bordo Mavillerin. Biraz da değerlendirmiştik. Şimdi sabah gazetesine e, baktığımız zaman Sörlot kefil oldu Trabzon aldı şeklinde yeni transferi görüyoruz. Foto maçta Hoyer bombasını e, görüyoruz. Bir sol bek oyuncusu. Detaylarına bakacağız. Evet, yine Takvim gazetesinde yeni transfer Trontsen ilgili bir haber var. Burada sen de parlayacaksın şeklinde. Şöyle bir bakalım. Sabahın 15. sayfasına Sörlot kefil oldu. Trabzon aldı. Yunus Emre Selin haberi. Adı ilk kez ara transferde gündeme gelen ve takibi alınan Anders Stronsen için Sörlott'a Başkan Ağoğlu'na alın pişman olmazsınız diye referans verdi. Scout ekibi de onaylayınca Norveçli oyuncu Trabzonspor'lu oldu demiş Yunus Emresel özel haberinde. Sörlott'un referansı da ciddiye alınacak bir referans açıkçası. Şimdi Sörlott'un verdiği katkıyı e, düşünürsek Trabzonspor'a Nevzat ne dersin? Ee, her şey yani Sörlott'un mutluluğu için. Bence evet yani sonuçta bir transfer yapıyorsunuz ve transferden bir beklenti içerisindesiniz. E, ihtiyaç duyduğunuz bir pozisyona yaptığınız bir transfer. Ama bence daha da önemlisi Alexander Sorlut'un nasıl etkileneceği. Yani Sorlut'u olumlu etkileyebilecek ben böyle düşük maliyeti bir transferi imza atarım. Hı hı. zaten e, 100 yılın piyangosu olabilecek bir oyuncu. Evet. E, dolayısıyla e, ben açıkçası Zaten Kuzeyli oyunculara karşı sempatiyle bakıyoruz. İşte Lines'in Galatasaray'da karşılığının ne olduğunu. Hatta Lines de bu arada Trabzonspor olabilir. Trabzonspor için Aa. de Lines çok ideal bir transfer olur bu arada. Yani orada Norveçlileri bir şey yapacaklar. Şu an yapacak Trabzonspor'un yani. öyle bir ilgisi var mı Lines'e var, karşı? Var, var. Ve Trabzonspor için de Lines bence düşünülebilir. Hem sabek hem sobek en azından bir alternatif olur. Lines de en azından aynı dili konuştuğu bir ekibe dahil olur. Orada mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü Omar geldi Galatasaray'da. Evet. Ee, şimdi Omar artı Saracchi, Lines biraz oynaması zor. Hı hı. Artı yani Galatasaray geçen sezon bile zaten. E işte o yani ara çok verdi fazla orada Galatasaray bence olamaz. hata yaptı. Galatasaray evet. hem oyuncuya zam yaptı, oyuncunun ücretine zam yapıp adama lisans çıkarmadılar. 6 ay oynamamış oynamamıştı de zaten bitik bir vaziyette geri döndü. Eee Trabzonspor için o yüzden yani bu Norveç akımı rüzgarına hmm. Linesta e, dahil edilirse şaşırmam. Ama e, Alexander Sorloth'un çocukluk arkadaşı olması, hatta Rosenborg'a transferini bile sağlayan Alexander Sorloth Thorsten, e, yani önce oraya transferinde evet, evet. aracı oldu, e, genç milli takımından arkadaşı Rosenborg'da oynarken Alexander Sorloth, e, önce ona o yolu açtı. Hı hı. Şimdi buraya ben yani bir yakın arkadaşının olması bence güzel bir şey. E, Trabzon'da aidiyet duygusu yüksek, mutlu tabii. insanların olması, yabancıların olması bir kere çok önemli. Şimdi Sorlot e, demiş ki Trondsene, e, Trabzon tam bir futbol şehri. Sen de benim gibi kendini göstereceksin. Yani sonuçta Sorlot da sırf arkadaşı diye şey olmamıştır. Yani e, tabii sonuçta ki. bir riske tabii giriyorsunuz yani. yani. Bir Birine Sherlock... referans olmak tabii, da tabii, kolay bu, bir şey değil. De, tabii tabii kolay bir şey değil. Ki. Ee, bence Trabzonspor sadece yani bir taşta iki kuş derler ya hı hı. hem böylesine yetenekli böylesine gelecek vadeden böylesine önemli bir oyuncu e, kadrosuna katıyor hem de Sörlüt'ü buraya bağlıyorsunuz Çünkü Sörlüt'ün kafası karışabilir her an teklifler alıyor ee, işte Real Madrid'i şu su, bu su dünya Devlerinin ilgisi ve radarında olan bir oyuncudan bahsediyoruz yani Sörlat'ı burada mutlu edecek her şeyi yapacak herhalde Trabzonspor. Bence de doğru bir şey. Yarın Sörlat'ı belki de 50-60 milyon eurolara satacak bir projenin başlangıcı da bu olabilir. Olabilir. Peki e, foto maçla devam edelim. Beşinci sayfayı rica edeceğim ben arkadaşlarımdan. Hoyer bombasını görüyoruz. E, malum Novak e, ayrıldı Bordo Mavililerden. Şimdi bir Solbek arayışı var. Trabzonspor sol Solbek'i için bastırıyor demiş haberde. Karadeniz devi Novak sonrası Solbek'ini buldu. Bu arada 25 yaşındaki oyuncuyla yakın temasta Danimarka ekibiyle kran krana pazarlıklar sürüyor. Genelde kuzeye doğru artık gidiyor gibi görünüyoruz transferlerde. Yeni bir çekeli. Ee, Novak'ın boşluğunu da galiba bu şekilde dolduracaklar. Evet. Ee, ya yani mantıklı transfer hamleleri görüyorum. Trabzonspordan yani, Trabzonspor en geçen sezon yani şimdi geçen sezonda övdük. Aslında biz de kendimizle çelişiyoruz. Staric, wow, inanılmaz. Muazzam transfer dedik. Ama olmayacağı aslında biraz belliydi. Yani Trabzonspor'un şeyine uygun bir profil değildi. O ve Mikel Keza öyle. Bunlar o günkü şartlarda maliyet bakımından doğru transfer dedik. Ama olmadı. Eee Sarıç büyük bir hayal kırıklığı evet. olarak kaldı. Aslında ikisi biraz katkı sunabilse Trabzonspor uzak ara yapabilirdi. Ee, şu transfer hamleleri Trabzonspor gösterişten uzak. Bu hemen sene hemen bir toparlayalım lazım. Ha, bu ikisini. sene Avrupa'dan Kastan evet. işte son kararla beraber dikkatli adım attığını da gösteriyor ekonomik açıdan. Peki devam edeceğiz değerli izleyenler. Kısa bir ara veriyoruz. Saat başında yeniden buradayız. Bir olarak e, transfer edilmişti. Maliyeti neredeyse çok düşük bir rakama evet. gelmişti. Şimdi e, o dönemki transferlerine baktığında Galatasaray mesela gomis almış. Gomis, Marsilya'da kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Galatasaray'a geldiğinde. E, diğer oyunculara bakıyorsun. Örneğin işte e, kim var? E, Fegolisi, Belhanda'sı. Bunlar çok önemli oyuncular. ki Belhanda keza öyle. E, Sao Paulo'da e, Maicon'u yine önemli bir transfer olarak gelmişti. Yani özellikle Galatasaray kendi liglerinde ya da oynadıkları takımlarda iyi performans sergiyen oyuncuları tercih etmiş. Ben de transfer politikası biraz öyle olmalı. Yani hazır oyuncu getirmeli. Hmm. Ben yaşı vesairesine bakmaktansa bir önceki sezon yani geride bıraktığım sezon ne oynamış hangi performansı. Hazır gelsin ve doğrudan katkı sağlayabilecek o yüzden bir hani oyuncu olsun. buruma konusunda da evet. iyi bakmak lazım, iyi değerlendirmek lazım. Peki sabah 16. sayfaya bir göz atalım. Gustavo ile ilgili bir haber var değerli izleyenler. Olimpik Lyon Brezilyalı yıldızın peşini bırakmaya niyetli değil şeklinde bir haber. Fransız kulübü 8 milyon euroluk bonservis önerisini ona çıkarttı. Fenerbahçe teklifi reddedecek gibi gözükse de TFF kulüpler birliği görüşmesi kararın yönünü değiştirebilir. Volkan Demir imzalı bir haber bu. Şimdi Gustavo'nun aslında Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz bir taraftan Nevzat. Şimdi Emre Belezoğlu futbolu bıraktı artık gelecek sezon takımda olmayacak bir hamle oyuncusu olarak görmeyeceğiz onu. Bu noktada Ozan Gustavo ikilisi ön liberoda belki de Fenerbahçe'nin omurgasını oluşturacak normal şartlarda. Evet kötü Fenerbahçe'de en azından iyi performans sergileyen oyuncuların başında evet. geliyordu Gustavo. İyi bir Fenerbahçe'de ben Gustavo'nun neler sergileyeceğini hakikaten düşünemiyorum bile. Yani hı hı iyi bir oyuncu hı. çünkü. Bence biz